Çok sportif bir gece. Evet. Gerçekten ülkemizin çok kıymetli sporcuları bizi olimpiyat oyunlarında temsil edecek sporcu arkadaşlarımla Adidas'ın desteğiyle çok güzel moral filmleri çektik. Bugün onun lansmanını yapacağız. İnşallah olimpiyatlara da elimden geldiğince katılmaya çalışacağım. Milli takım teknik direktörü gibisiniz bugün Ece Oğlan'ı çektikten sonra. Bu ne şeref. Teşekkür ederim. Hemen şunu sormak istiyorum efendim. Eğer olimpiyatlara sporcu olarak katılsaydınız hangi dalda yarışmak isterdiniz? Sanki bu ikimizi çalıştığımız bir soru gibi. Şimdi birçok dalda iddialı olduğumuz dallar da var. Ben sporcu arkadaşlarımdan 5'iyle reklam filmi çektim. Esprimiz de birazdan göreceksiniz zaten. Benim değil onların gitmesi üzerine kurulu esprimiz o. Hani biz bir spor karşılaşmasında herkesin bir fikri vardır ya şöyle yapsa daha iyi olur diye. Mesela ben çekiç atan bir sporcuyla çalıştım. Biz de çekiçte iddialı mıyız? Buna dair hiçbir bilgimiz yok. Çoğumuzun da belki yok. Ya da badminton'da ne kadar iyiyiz? Neslihan diye bir kardeşimiz, Neslihan kardeşimiz mesela çok iyi. Bunlar böyle hakikaten mücevher gibi insanlar. Dolayısıyla ben burada Adidas'a beni bu kardeşlerime moral vermek için çağırmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar ben Hakan Atalay, Adidas Türkiye Genel Müdürüyüm. Çoğunuzu tanıyorum. Bilmeyenler için tekrarlamak istedim. Tüm Türkiye sporcularımızın 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında GC koleksiyonun tanıtıldığı lansman için hepiniz bu güzel yaz ortamında bu güzel mekana hoş geldiniz. Arkadaşlarıma yalnızca burada olanlar için değil, bu ekipteki kafilede 102 sporcumuz var, evet. Değil mi? Hepsine hem takım olarak hem bireysellerde hepsine bir moral olsun diye yalnızca benim vereceğim moral değil hem Adidas'ın kurumsal olarak verdiği bu şıklık desteğinin yanı sıra ve onların adlarının duyurulması ve ekran başında izlerken dahi hepimizin bütün Türk vatandaşlarının yani gönülden desteklediği ana dönüştürmek meselesine birazcık olsun faydamız olursa ne âlâ. Badminton'da bizi temsil edecek Neslihan. Neslihan Yiğit Arın. Olimpiyat tarihimizin ilk sporcusu kendisi. Londra 2012'de, Tokyo 2020'den sonra şimdi Paris 2024'te bizi temsil edecek. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk. Öncelikle gerçekten böyle bir büyük bir projenin içinde oluyor olmaktan çok mutluyum. Olimpiyatlar dediğiniz gibi 15 gün kaldı. Bunun öncesinde Adidas ekibine, Cem Bey'e böyle güzel bir moral verdikleri için bize teşekkür ederim. İstersen sevgili Özkan, çekiş atma. Baltacı'yı çağıralım yanımıza. Evet Özkan. Herkese iyi akşamlar. Kısa ve net söylemek gerekirse bence tarihin en iyi koleksiyonu. Yıllardır milli takımlarda mücadele ediyoruz. Buna benzer bir koleksiyon görmemiştim. Gerçekten çok başarılı. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün herkesin emeğine sağlık. Birlikte tasarladık. Teşekkürler. Hemen sahneye 2024 Paralimpik Oyunlarında masa tenisi alanında bizi temsil edecek olan Merve Cansu Demir'i davet edelim. Bence Olimpiyat Köyü'nün fanlarından bir tanesi sen olacaksın Merve. İyi akşamlar, çok heyecanlıyım şu an. Harika bir süreçti. Çok keyifli anlar yaşadık. Çok teşekkür ederim öncelikle hem Adidas'a, bu şansı bize tanıyan bütün ekibe ve Cem Yılmaz abime. Benim çekim boyunca yanaklarım ağrıdı sonunda gülmekten. Öyle bir an yaşadım. Kaan Aykutsun. Ülkemizi boks alanında temsil edecek sevgili Kaan. Hoş geldin. Neden boks? Biraz...
Kendi sesi arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Umarım herkes iyidir. Neden boksu seçtiğimin sebebi de benim amcam, dayım hepsi boksördü zamanında. Beni de mecbur boksa yönlendirdiler. Biraz zorlandık, zorlu oldu. Mecbur gittik. Sonunda da olduk. Tekvando. Tekvando'da bizi temsil edecek kardeşimiz bugün yanımızda değil ama çekimlerde yanımızdaydı. Bir izleyelim bakalım. Merve Dinçel Kavurat. Kaska gerek yok. Vur bakayım. Benim ağzımda sakız vardı da. Alo. Merve'nin gelmesi daha şık olur Paris'e. Bonsoir. Tamam, kapatıyorum.